İlk olarak ızgarayı sepetin içinden çıkarıyoruz. Sıcak su dolduruyoruz. Kurtarıcı, zor yağların düşmanı sarı güç sıkıyoruz. Kendini yağlardan arındırması için kenara alıyoruz. Süngerimize bulaşık deterjanı sıkıyoruz. Sepet kısmını ilk bir kat yağların temizlenmesi için süngerimizle ovalıyoruz. Görüyorsunuz. Yağlar inatçı. Yılmıyoruz. Olmaya devam ediyoruz. Sıcak suyla duruluyoruz. Tabii işlemimiz bitmedi. Sarı güç sıkıyoruz, tekrar ovalıyoruz. Teflon olduğu için tel veya sert çizecek şeyler kullanmıyoruz. Izgara üzerinde yumuşayan kalıntıları çıkarıyoruz. Gerçek kahraman Domol, sihirli sünger. Hiç kimyasal kullanmadan sadece süngeri suyla ıslatıp sepetin yağlı bölgelerini ovalıyoruz. Aman ya Rabbi. Adeta hamamda keselenmişçesine yağlar çıkıyor. Sıcak suyla duruluyoruz. Süngerimize deterjan yapıp sepetimizi yıkıyoruz. Sıcak suyla tekrar duruluyoruz. İşte tertemiz oldu. Izgaramızı önce sarı güç sıktığımız süngerle ovalıyoruz. Sonra onu da sihirli süngerle tekrar ovalıyoruz. Son kez sarı güç kullandığımız süngerle ovalıyoruz. Sıcak suyla duruluyoruz. Yağ toplayıcıyı sıcak suda ıslatıyoruz. Sarı güç yaptığımız süngerle ovalıyoruz sıcak suyla duruluyoruz. Ve tekrar sihirli süngerle hamamda kirlerini keseler gibi yağlardan arındırıyoruz. Sıcak suyla duruluyoruz, süngerimize deterjan yapıyoruz, yağ toplayıcımıza sarı güç sıkıp süngerle ovalıyoruz. Sıcak suyla duruluyoruz ve tertemiz sonuç. Alt hazneyi sıcak sudan geçiriyoruz. Deterjanlı süngerle içini ovalıyoruz. Sihirli süngerle alt haznenin içini de bir güzel ovalıyoruz. Sıcak suyla duruluyoruz. Sarı güç sıkıp süngerle ovalayıp sıcak suyla duruluyoruz. Artık zor kısım rezistansa geldik. Baş rolde limonlar var. Limonla iç kısımdaki yağları ilk önce yumuşatıyorum. Diş fırçasıyla, parmağımızla yapamadığımız yerlerde limonu kaydırıyoruz. Daha fazla mücadele edemeyeceğim. Olay yerine domol sihirli süngeri çağırıyorum. Çıkan kire bak, gören aylardır temizlemiyorum sanacak. Sihirli süngere sirke yapıp sıkıyorum, öyle siliyorum. Ama tabii yağlar yapışmış. Çok zorluyor beni. En sinir bozan şey parmakların rahatça aralara giremiyor olması. Ellerim bu rezistansı temizlerken kesin yara oluyor. Kulak pamuğuyla havalandırmanın arasını siliyorum. Burası da gerçekten iğrenç kirli görünüyor. Diş fırçasıyla fırçalıyorum ama nafile. Yani diş fırçası bile bu aralara giremiyor. Domo sihirli sünger yine en iyi çözüm diye düşünüyorum. Tabii kimyasal kullansam kolaylıkla çıkarırım ama ben fırın türlerinde kimyasal kullanmaya karşıyım. Lezzetli yemekleri pratik şekilde yapıp yemesi çok güzel. Fakat bu temizlik aşaması insanı bayağı yıpratıyor. İlk temizliğini yaparken keşke almasaydım bile demiştim. Neyse Mikrofiber bezi sıcak suyla ıslatıp sıkıyoruz. Rezistans kısmını bezle siliyoruz. Rezistans kısmının etrafında kalan plastik kısmı da temizliyoruz. Rezistansın altında bulunan hava kısmına bezi itip diş fırçası yardımıyla o bölgeyi döndürerek siliyoruz. Airfryer'ı düz çeviriyoruz. İç kısımlarını da bezle siliyoruz. Air fryer'ın arka kısmına çeviriyoruz. Havalandırma deliklerini sihirli süngerle siliyoruz. En son bezle havalandırma deliklerini ve dış kısmını da sildikten sonra temizlik işlemimiz tamamlanmış oluyor. İçini görüyorsunuz. Kimyasal olmadan ancak bu kadar oluyor. Bunlar da geriye kalan fedailer.